Biz inancımızı seviyoruz. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Biz bu bayrağı seviyoruz. Biz insanların gülen yüzünü seviyoruz. Biz başarmanın coşkusunu seviyoruz. Biz birlikte uyum içinde yaşamayı seviyoruz. Birlikte adil, özgür, barış, sevgi dolu bir dünya inşası için. Doğuş. Değerli izleyiciler, 20 yıldır yayın geçmişine sahip olan Doğuş Gazetesi yepyeni bir programla karşınızda. Bundan itibaren, bu akşamdan itibaren her pazar saat 7'de Doğuş Söyleşileri adı altında bir programda karşınızda olacağız. Programın konseptini kısaca açıklamak gerekirse şunu söyleyebilirim. Her hafta farklı bir sunucu ve farklı bir konuk olacak. İlk etapta bu kendi gazetemizin yazarlarından oluşacak. Güncel durumları konuşacağız. Farklı durumlarda, farklı konularda elbette ele alacağız. Ayrıca sizler de programa konuk veya katılımcı olarak veya katılmak isterseniz bize bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu akşamki konumuz ise Hollanda'da din-devlet ilişkileri ve Müslümanların bu alandaki pozisyonunu tartışmaya çalışacağız. Ve bunu konuşacağım kişi aynı zamanda gazetemizin yazarlarından olan Raşit Bal olacaktır. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle isterseniz kısaca program hakkında görüşlerinizle başlayalım. Ne düşünüyorsunuz programımız hakkında? Ya, her şeyden önce bilgi yoğun olmasını ümit ediyorum. İnsanların seyredip olgusal olan varlığı, içinde bulunduğumuz gerilimleri daha iyi anlamasını, o anladığından da daha etkin eylemler çıkartmasını ümit ediyorum. Eyvallah, İnşallah derinlemesine sohbet yaparız. İnşallah. Hayırlara vesile olur diyelim. Hocam isterseniz kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz bize ve izleyicilere? Ben 1964 yılında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde doğdum. Babam bizi 79 yılında buraya getirdi. O kendi tercihiydi. Bize sormadı, danışmadı. Aldı getirdi. Yurdumuzdan etti bizi yani. Sonra da ben burada ortaokul, liseyi bitirdim. Üniversiteyi, Eindhoven Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Kalkındırma bilimleriyle ilgili olarak. Ondan sonraki profesyonel hayatım daha çok İslami eğitimde, cami kuruluşlarında oldu. Son 10 senede de imam oplading diye bilinen ilk deneyimimiz olan In Holland'daki çalışmanın hem hocalığını yaptım hem de idaresi bendeydi yani. Evet. Onun yanında da Hollanda İslam Konseyi'nin, CMO dediğimiz, onun aşağı kurucularından ve aşağı yukarı 8-9 senede başkanlığını yaptım. Evet hocam, çok sağ olun. Zaten bu geniş tecrübenize dayanarak da bu konuyu sizinle konuşmamızın doğru olduğuna açıkçası ben inanıyorum. İstiyorsanız hemen konuya başlayabiliriz. Dedik ki başlığımız aslında genel, geniş bir çerçeve. Yani Hollanda'da din-devlet ilişkileri. Şimdi benim kendi bir kısa bir şahsi gözlemimle isterseniz başlayalım. Şimdi bu konuyla alakalı çok kafa karışıklığın olduğunu ben biliyorum. Özellikle Türkçe konuşan, Türkçe düşünen insanlarda Türkiye'deki muhafazakarlar açısından kötü tecrübeleri olan işte laiklik ve buna sekülerleşmenin kötü tecrübesinden dolayı bu konuda hani Hollanda'da da tam Hollanda sistemi bu açıdan tam olarak anlaşıldığını ben düşünmüyorum. Yani hem sekülerlik, laiklik vesaire çok karmakarışık bir şekilde kullanılıyor. Yani kanaatimce bir kavram kargaşası burada mevcut. O yüzden istiyorum ki izleyicilerimizin de bizi sağlıklı takip edebilmesi adına diyorum ki hocam, öncelikle Hollanda'da din ile devlet işlerinin ayrı olması hangi anlama geliyor ve bununla da ilintili olan toplumdaki sekülerleşme nedir? Bunu bize kısaca izah edebilir misiniz? Tabii memnuniyet. Aslında üç tane birbirine karıştırılan kavram var. Bir modernleşme, modernite, sekülerleşme ve bir de laiklik.
Tabii modernleşme daha geniş kapsamı olan bir kavram. İçinde çok anlamlar taşıyan, mesela bilimsel devrimi de içinde barındıran, endüstrileşmeyi de içinde barındıran bir kavram. Sekülerleşme ise daha çok toplumsal bir dönüşüme refere eden, gönderimde bulunan şey, dinin etkisinin azalması kültürde yapısal olarak. Laiklik ise daha çok o alanda devletle dini kurumun, kurumsallaşmış dinin arasındaki ilişkiyi ifade eden bir kavram. Dediğiniz gibi Hollanda'da aslında legalleştirilmiş ya da metine dönüştürülmüş, hukuki bir zemine oturtulmuş bir laiklik ya da sekülerleşme ifadesi yok. Anayasamızda öyle bir tabir yok. İlgili kanunlarda öyle bir tabir yok. Hollanda'nın tarihinde de politik otorite ile ya da devletle dini kurumların, dini kesimlerin çatışaraktan bir yol bulması da yok. Yani aslında Hollanda tarihi aşağı yukarı 16. yüzyıldan itibaren dinle devletin ortaklaşa bir düzen oluşturmaya çalıştığı bir tecrübeye dayanıyor. Bu 4 asırlık dönemde bazen din etkili oluyor, bazen az etkili oluyor, bazen politikanın yanında yer alıyor, bazen politikanın uzantısı oluyor. Ve ondan dolayı da şimdi de öyle. Biz de Fransa'da olduğu gibi bir laiklik söz konusu değil. Hollanda politikası da, devleti de aslında dinle kooperatif dediğimiz beraber çalışan bir kültüre, yapıya sahip. Evet hocam. İsterseniz kısaca zaten 4 asırlık bir tecrübeden bahsettiniz. Yani bütün 4 asıra girmek için vaktimiz yok. Ama kısaca belki ana hatlarıyla bu süreci izah edebilir misiniz? Yani isterseniz çok da geriye gitmeyelim. Bunu 1800'lerden itibaren alalım. Yani 1798'de yanılmıyorsam işte Napolyon'un Hollanda işgali var. Ardından işte Hollanda Krallığı kuruluyor. Ve 1848'de ilk defa Protestan Kilisesi'nin hakimiyeti kırılıyor diyelim, anayasa olarak anayasada yer alıyor. Bu süreci şöyle yapalım hocam isterseniz. Siz 1977'de Hollanda'ya geldim dediniz. Yani oradan alıp sizin Hollanda'ya geldiğiniz yıla kadar getirelim bakalım. Yani ne görüyoruz o süreçte? Evet, aslında Hollanda, Lodewijk, o Napolyon gelmeden önce biraz parçalı idi. Devlet düzeyinde bir birlik söz konusu değildi ama ona rağmen 7 bölgede de, o zaman Belçika'da Hollanda'ya aitti. O bölgede aslında Calvinist, Protestan gelenek hakimdi. En azından öyle bir algı vardı. Her ne kadar Katolikler Hollanda'nın güneyinde belirgin büyük bir kesim olsalar bilenek, yine de Hollanda Protestant, Herformed ya da yeniden reform edilen dini geleneğe sahipti. Ve Katolikler de o dönemde biraz ikinci sınıf vatandaş olarak konumlanıyor idi. Sürekli kontrol altında idiler. Vatikan'ın ya da Katolik Fransa'nın uzantısı olduklarına dair bir şaibe var idi. Bu da toplumsal gerilimi oldukça canlı tutuyor idi. O özellikle 1795 yılından önce. Ne zaman ki Fransa Hollanda'yı işgal etti 1795 yılında, Fransa Hollanda'yı aslında bir devlet yaptı. O 7 bölgeyi feshetti ve merkezi bir devlet teşkilatı kurdu. Fransa'ya ait bir sürü kanunları da buraya taşıdı ve Hollanda öylece bir ülke oldu. 1813'te de Napolyon yenildikten sonra Hollanda'dan çekildi Fransa ve üstelik o zamana kadar Hollanda dünyanın ilk cumhuriyetiydi. Fransa çekildikten sonra Hollanda bir monarşi, kraliyet oldu. Ve aşağı yukarı o Willem I ilk kral,
Protestan idi ve Protestanları öncüleyen, onların etrafında politikasını oluşturan, onlarla omuz omuza veren bir politika izledi. Ve bu politikada mesela ilahiyat fakültelerini devlet finanse etti. Pek çok kilise kuruluşlarının idaresini kral atadı. O din adamların maaşlarını devlet ödedi ve aslında öylece Hollanda bir anlamda Hristiyan, Protestan bir topluma dönüştü yani. Bu aşağı yukarı 1840'dan itibaren 1848'e kadar böyle sürdü. 48'de yeni anayasa geldi ve o Protestanlık bu öncü konumunu yitirdi ve aslında biraz Hollanda Hristiyan toplumu olmayı sürdürdü ama kilisenin avantajlı konumu gitmiş oldu. O seneden itibaren aşağı yukarı 1917 yılına kadar Hollanda bir nation building dediğimiz bir devlet olma, bir kültür oluşturma, bir millet olma çabası sürdürdü ve bunu devlet böyle bir politika yaptı. Bu şeyde bir taraftan ortak bir politika oluşturması gerekiyordu, ortak bir kimlik oluşturması gerekiyordu parçalı toplumda. Bir taraftan da dini kesimlerle ortak bir ilişki kurmaya çalışıyordu. Nötr olan, herhangi birisini dışlamayan. Ama öbür tarafta da hakikaten bir şekilde o geçmişten gelen özellikle Willem Ey'in dönemindeki pratiği devamı olarak Protestanlık halen hakim, dominant bir konuma sahipti. Bu aşağı yukarı işte 1917'ye kadar sürdü. Hocam sanırım yayında bir problem oluştu gibi. O yüzden son dediklerinizi ben de tam olarak duyamadım. Yanlış anlamamak için kısa bir özet geçeyim daha doğrusu son kısmı. Anladığım kadarıyla siz işte Napolyon'u aldınız. Bunu en son getirdiğiniz şeyde yani 1917'de devlet bütün kesimlerle ortak çalışmaya karar verdi ve aynı zamanda tarafsızlığını da koruyacağını vaat etti anayasada. Ve ondan sonra 1960-70'li yıllara geldiğimiz zaman yoğun bir sekülerleşme vardı. Yani kiliseler, şöyle söyleyeyim, Müslümanlar buraya göç etmeye başladıkları o dönemde Avrupa'da zaten olabildiğince bir sekülerleşme vardı. Doğru mu anladım hocam? Evet, Evet. aslında zıt bir süreç ortaya çıktı. 64'ten sonra Müslümanlar buraya geldiğinde Hollanda sekülerleşiyor, dinden kopuyor, dini olanın etkisi azalıyor idi. Ama buna ters olarak da Hollanda'ya gelen Faslı ve Türkiye'li Müslümanlar dindarlaşıyordu yani. Ve Evet. nitekim 80'li yıllara, 90'lı yıllara geldiğimizde İsterseniz Hollanda hocam hemen oraya geçmeden şöyle diyeyim. Yani siz dediniz 1977'de geldim. İsterseniz oradan alalım. Yani şöyle diyeyim. Siz buraya geldiğinizde Hollanda Devleti Müslümanlara karşı nasıl davranıyordu veya tavrı neydi? Oradan isterseniz yavaş yavaş 80'li 90'lı buralarda günlere de gelebiliriz. Tabi Biraz da aslında kıyaslayabilir. 80'li Evet hocam. Tabii 80'li yıllarda Hollanda'nın herhangi bir yabancılara yönelik, Müslümanlara yönelik bir politikası yoktu. Algı hem Müslümanlarda hem de yerlilerde bu işçi göçmenlerin buraya gelmesinin geçici olduğu yönündeydi. Ondan dolayı politika üretme, destek verme durumu olmamıştı bu. Ama aşağı yukarı 82-83'lü yıllarda burada bir kırılma görüyoruz. İlk defa mesela VRR dediğimiz Hollanda hükümetine için tavsiye yazan araştırma kuruluşu bir rapor yayımladı. Sonra yine devlet bir politikayla geldi bu yabancılara yönelik olarak. Ama o dönemde kültürel kimlik esastı. Yani ondan sonra Evet. nitekim geri dönecekleri varsayımı halen sürdü. Ama dediler ki ya bu insanlar geri döndükleri toplumlara yabancılaşmasınlar.
herhangi oraya döndüklerinde biraz rahatça entegre olabilsinler diye burada bu kültürel kuruluşları desteklediler. Hem dil desteği verdiler, hem kültürel desteği verdiler. Tabii ben o dönemde 80'li yıllarda Müslümanların camiler etrafında örgütlenmesi de hem kültürel kimlik yönlendirici oldu, hem dini kimlik yönlendirici oldu. Kültürel kimlik yönlendirici olduğundan dolayı da mesela belediyeler, yerel belediyeler o kuruluşlara destek verdi. Evet. Ben Mafo'yu, Hafo'yu okuduğumda bizim aslında ayrımcılığa uğramamız, ötekileştirmemiz, garipsenmemiz diye bir şey yoktu aslında. Biz oldukça rahattık. Mesela ben Hafo'yu okuduğumda 5-6 kişiden oluşuyordu okulda mevcudumuz. Ve biz hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramadık. Yüksekokulda da öyle oldu, üniversitede de öyle oldu. Sanki o dönemde toplum bize daha açıktı, daha rahattı. Bizi saygıyla da karşılıyordu ve ufak tefek yanlışlarımızı, mesela dilden kaynaklanan, kültürden kaynaklanan uyumsuzluklarımızı pek sorun etmiyor. Hatta hiç sorun etmiyordu. Yani anlayışla karşılıyordu. Evet hocam, hani çok güzel izah ettiniz. Peki bu süreçte, yani yavaş yavaş bugüne gelirsek, kırılma nerede yaşandı peki? Mesela bir gün siz 2020 yılında haberleri açtığınız zaman neredeyse her gün Müslümanlar aleyhinde çeşitli haberler okuyabiliyoruz. Peki bu buraya gelirken nerede tam olarak bir kırılma yaşandı sizce? Aslında zannediyorum karşılıklı bir süreç yaşadık. Yani yerlilerde de bir şeyler oldu, bizde de bir şeyler oldu. Zannediyorum bu aslında şöyle bir beklenti vardı. Hollanda modern, seküler ve refah toplumu olan bir toplum. Zengin. Onlarda şöyle bir beklenti vardı. Bu Müslümanlar bizim aramıza geldiler ve bizimle muhatap oldular. Oturuyoruz, kalkıyoruz. Bunlar zamanla buraya kök salırlar. Buraya uyumlu hale gelirler. Birinci nesil ne nazaran ikinci neslin çok daha uyumlu davranacağı beklentisi var idi. Ondan dolayı yaygın şey, tavır, tutum, anlayış, ya biraz müsaade edelim. İşte kendi kendilerine bu süreci yaşasınlar. Yardıma ihtiyaçları olduğunda da biz yardım ederiz. Aşağı yukarı 90'lı yılların ikinci yarısına kadar böyle bir tutum var idi. Biz de yani kültürel kimliğimize yabancılaşıp yavaş yavaş Hollanda kültürüne mehletmemiz, onu içselleştirmemiz, onunla uyumlu davranmamız gerekiyordu. Biz de o yönde evrilecektik yani. Fakat burada garip bir şey oldu işte o 90'lı yılların ikinci yarısında. İkinci nesil geldi. İkinci nesil burada doğma büyüme, Hollandacasında hiç sorun yok. Buraya rahat kök salması gerekiyordu yani. Yer edinmesi gerekiyordu. Kariyer yapması gerekiyordu. Fakat bu topluma odaklanıp bu toplumda yerini elde etmeye çalışacağına bir şekilde bir gerilim oluştu. Aslında bu gerilim yerlilerin belki de gösterdiği direnç olabilir. Ve bizim de bu beklentiyi fark etmemiz de olur. Ama orada işte orada kritik bir şey var. Sanki bu gerilme ya da kırılma İslam'la ilgili bir durum gibi. Yani kültürel kimliği bırakıp İslami bir kimliğe evrileceğimizi biz de aslında öngörmüyorduk. Onlar da öngörmüyordu ama nasıl olduysa belki gurbetin bir sosyolojisi bu. Yani bilmediğin, etmediğin, çok iyi anlamadığın bir yerdeysen ve
asli kültürünü de sen orada taşıyamıyorsan, çünkü Türk kültürü Türkiye'de işlevsel, Fas kültürü Fas'ta işlevsel, ama sen yabancı bir yere gelmişsin ve bu kültürü sen yeni nesillere aktaramıyorsun. Bu anlamlı da olmuyor. Dolayısıyla sen bu kültürün yerine koyacağın bir şey olması gerekiyor. Bu Müslümanlarda İslam oldu. Dolayısıyla kültürü terk edip kültüre yabancılaşıp yerleşmek yerine biz İslam'a şey ettik. Tırnak içerisinde kaçtık. İslam bizim güvenliğimizi sağladı. Ve bu süreç ortaya çıktığında, ki bunun belirtileri 90'lı yıllarda ve 90'lı yılların ikinci yarısında ortaya çıktı. İşte o zaman yerliler bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu hayal kırıklığının asıl temeli işte o modern, refah ve zengin toplum aslında bizi çok rahat bir şekilde asimile etmesi gerekiyordu. O kadar güçlüydü. Onlara, o yerlilerin o topluma o kadar güçlü güveni var idi. Ama bu güven sarsıldı. Biz Evet hocam. mesela şöyle diyelim. Osmanlı 1700'lü yıllardan itibaren batılılaşma, muasırlaşma rüyası gördü. Batıya benzeme mücadelesi verdi. O Osmanlı'nın torunları biz buraya geldik ve bu toplumu reddettik. Halbuki Osmanlı'nın ve Türkiye'nin rüyasıydı yani burası. Ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden, Dereköy'den gelen ben bu topluma hayır dedim. Ve kafa tuttum ve bu kafa tutarken, hayır derken meşruiyeti dinde aradım. Yani İslam'da aradım. Dolayısıyla yerliler açısından İslam'ın asimileyi, entegre olmayı engelleyici bir faktöra dönüşmüş oldu yani. Bundan Evet hocam. dolayı da yerliler öfkelendi bize. Evet hocam. Tam bu bağlamda şu soruyu o zaman size yönetmek istiyorum. Anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki bugünkü var olan işte çatışma ya da kavga adına ne koyarsak koyalım. Aslında Müslümanların sahip olduğu inanç ya da aileyle ilgili bakış açıları veya temel olarak hayata bakışları Hollanda'nın genel kültürüyle uyuşmuyor diyorsunuz. Ve bunu anlıyorum dediklerinizden. Peki hocam mesela bir de Hollanda'da küçük mesela Hristiyan biraz daha nasıl söyleyeyim bazı mesela Protestan gruplar da mesela çok dinine bağlı ve mesela pazar günleri işte başka bir işte meşgul olmuyorlar ve bazen bunlar da haberlere çıkıyorlar ama mesela genel olarak devletin tavrına baktığımız zaman söyleşimizin başında devletin nötr olmasından da bahsettiniz. Burada Müslümanlara karşı yani Müslümanların aykırı davranışları ile Hristiyanların aykırı davranışları arasında devlet bir ayrım yapıyor mu sizce? Yani birisine daha mı sıcak davranıyor? Müslümanlar daha çok mu şeytanlaştırılıyor? Bu konu hakkında ne dersiniz? Ya orada tabii zannediyorum şöyle bir durum var orada. Tabii yerli Hristiyan, yerli gelenekler az önce bahsettiğimiz o tarihsel süreci yaşadılar. Mesela sekülerleşmenin bir başka tanımlaması da dinin kendini dönüştürmesi şeklinde de anlaşılıyor. Yani modern toplumun bir dinamiği var, o bir yere evriliyor. Sekülerleşen topluma karşı Hristiyanlığın kendini yeniden konumlandırması da bir sekülerleşmenin tanımına giriyor. Yani şimdi Protestanlar da Katolik o 4 asırlık dönemde kendilerini evrildiler, yeniled o topluma karşı konumlandırdılar yani. Ondan dolayı Hollanda toplumunda İster politik arenada olsun, ister medyada olsun falan, Hristiyanları biz öngörebiliyoruz. Mesela ister çok Ortodoks olsun, ister liberal olsun, Hristiyanlığın bir din olarak
kaynaktan eyleme nasıl geçtiğini öngörebiliyoruz. Hollanda en azından kendisi böyle. Dolayısıyla Hollanda'nın Eydi, Feynintal, o bölgede Ortodoks Hristiyanların yoğunlaşması, kendi okullarına sahip olmaları, kendi öğretmen okullarına sahip olmaları sorun değil. Ama dolayısıyla devlet onları öngörebildiğinden dolayı, onlara alıştığından dolayı bir ürkme, bir güvensizlik oluşmuyor. Şimdi Müslümanlarda şöyle bir problem var. Yeni olduğumuz için, yerleşik de olmadığımız için aslında hem politik otorite hem medya yerleşikler bizi şey edemiyor, konumlandıramıyor. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Burada şöyle bir problem daha var. 60'lı yıllarda işte sekülerleşen toplum din alanında yetisini, bilgi donanımını kaybetti. Şu anda Hollanda'yı idare eden elit tabaka aslında sadece İslam'ı değil, hiçbir dini bilmiyor. Çok asosyatif, yani çağrışımsal bir kavrayışı var. Ondan dolayı bütün dinleri bir potaya koyabiliyor. Şimdi bu şartlarda İslam buraya geliyor, Müslümanlar üzerinden ve topluma karışıyor ve bu kamuoyu, kamu alanı dediğimiz alanda varlığını gösteriyor. Başörtüsü üzerinden, İslam ilkokulları üzerinden, camiler üzerinden varlığını gösteriyor. Ve bu bir kırılma oluyor. Aslında yani Hollanda açısından şöyle bir şey oluyor. Ya biz kamu alanını nötrleştirmiştik. Hristiyanlığı da tanıyamazsın, Yahudi'yi de tanıyamazsın, Katoliği de tanıyamazsın. Ama şimdi bu hiçbir dini kesimin tanınmadığı, bütün dini rengini evde bıraktığı kültürde Müslümanlar geldiler ve bizim kamu alanımızı renklendirdiler. Başörtüleriyle, sakallarıyla, kıyafetleriyle ve dolayısıyla aslında bizim nötr olmasını istediğimiz, arzuladığımız, bunun için mücadele verdiğimiz o alanı boyadılar, rengini değiştirdiler. İşte bu sekülerleşmeden kaynaklanan bilgisizlik burada ortaya çıkıyor ve o sosyalistler, sekülerleşen toplumun ekserisi bu Müslümanların kamuoyunda, kamu alanında varlıklarını göstermelerini ta 60'lı yıllardan önceki döneme götürüyor. Yani diyorlar ki ya bu Müslümanlardan dolayı biz geriye gittik. Ve bunu biz kabul etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Şeklinde bir şey oldu. Aslında bu tartışma 90'lı yıllardan sonra başladı ve bu tartışmaya ek olarak bir de 11 Eylül'deki o saldırılar geldi. Şimdi saldırılarda da şöyle bir şey var Talha. Münferit bir takım saldırılar oluyor. İslam adına, Müslümanlar adına. Şimdi bilmeyen, tanımayan, İslam'ın nasıl çalıştığını kültürel olarak kavrayamayan birisi bu münferit olaylardan çağrışımsal olarak başka anlamlar çıkartıyor. Ve bu anlamların başında da acaba işte Paris'te bir Müslüman din adına bir saldırı yaptı, 130 kişiyi öldürdü. Benim komşum da Müslüman, camiye gidiyor, sakalı da var, eşi de başörtülü. Acaba bu komşumla o Paris'te saldırı yapan Müslümanın arasında bir bağ var mı? Sorusu çağrışımsal olarak ortaya çıktı. Ve işte orada bilgisizlik yine burada şey ediyor, ortaya çıkıyor faktör olarak. Kendi komşusunu o saldırı üzerinden anlama durumuna düşüyor bu Evet. komşu. Peki Bilgisiz hocam, olduğundan dolayı. sözünüzü kesiyorum da yani çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi toplumda böyle bir bakış açısı olduğunu bahsediyorsunuz.
Ama mesela işte son bu işte Paris bu karikatür krizine karikatürle ilgili olan çıkan olaylara baktığımız zaman şimdi orada da aslında hani münferit olaylar var diyelim. Yani en azından şiddet konusunda yani burada mesela birisi çıkıyor Fransa'da bir cinayet işliyor ya da ne bileyim Hollanda'da birisi çıkıyor başkasını tehdit ediyor. Mesela en son gördüğümüz bazı okullarda bu biraz grup halinde de mesela tehditler de gördük. Ama burada mesela Hollanda Başbakanı'nın açıklamasına baktığımız zaman burada da hemen mesela en son şey olarak dedi ki biz demek ki Müslümanları ülkede eğitemedik dedi. Yani ne olacak? Artık yavaş yavaş biz daha fazla işte demokrasi veya insan hakları ve eşitlik konusunda biz eğitmemiz gerekir gibi bir sonuca varıyor. Yani burada yani o münferitten genellemeye nasıl varılıyor onu ben merak ediyorum. İşte aslında o bilgisizlikten kaynaklanıyor. Yani mesela bizde kaynak var, Kur'an var. Kur'an insanın fakihin İslam ilimleri üzerinden eyleme dönüşüyor. Yani ben eylemimi nasıl üretiyorum? Bu hususta Hollanda'nın sekülerleşmesine bağlı olarak, başka bir medeniyete ait olmasına bağlı olarak bunu bilemiyor. Bununla ilgili hiçbir referansı yok. Ne tarihsel olarak, ne bugün mevcut durumda, ne de Müslümanların, mesela Hollanda'ya gelen Müslümanların anlatımı üzerinden bir şey var. Ama gördüğü tek şey Paris'te ya da Nice'te bir Müslüman Kur'an'a atıfta bulunaraktan bir kişiyi öldürüyor. Yani Kur'an o katil üzerinden bir kişinin ölümüne neden oluyor. Şimdi bu çizgi Kur'an'dan eyleme giden çizgiyi bunun alternatifi olmadığı için yerli kesim bunu genelleştiriyor. Acaba diyor çünkü Kur'an Raşit Bal için de önemli diyor. Raşit Bal da eylemini Kur'an'a atıfta bulunarak çıkartıyor diyor. Bu çizgiyi Paris'teki katil de yaptı diyor. Acaba Raşit de benzer bir eylem üretebilir mi diyor. Dolayısıyla Paris'teki münferit olay bu şekilde genelleşiyor ve bütün Müslümanların şaibeli olmasına neden oluyor. Peki Şimdi bu siz dediğiniz gibi hocam sözünüzü kesiyorum da hani bilgisizlik dediniz. Yani peki bu bilgisizlik aşılabilir mi? Veya gerçekten hani şöyle söyleyeyim pratik olarak mümkün mü yani bunun aşılması? Yani böyle aştığımızı varsayalım. Böyle bir durumda bunu toplum ve devlet kabul eder mi bizden? Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ya şimdi onu o cevap vermeden önce hani Evet. laik devlet nötr olacak ya dini kuruma, dini kesime söz söylemeyecek, görüş belirtmeyecek. Aslında modern devlet kendini böyle konumlandırıyor bütün dini geleneklere göre. Mesela Hollanda'nın anayasasında da var bu, pratiğinde de var bu. Bunun iki durumda istisnası var. Yani devlet, modern ulus devleti iki durumda buna istisna yapıyor ve bununla ilgili kanunları kenara çekiyor. Birincisi tehdit olması halinde. Yani güvenlik sorunu olduğunda laiklik, sekülerlik, nötr devlet kenara çekiliyor ve diyor ki ben o zaman sana karışırım. Ve ikinci şey ise toplumsal birlik. Hollanda, Almanya, Fransa bir millet. Bir toplum yani kendine ait bir kültürü var, kendine ait bir tarihi var. Eğer bu birliği bozarsan da, bozma eğilimi gösterirsen de bu nötr tutum bu kenara çekiyor ve müdahale ediyor. Şimdi bu toplumsal birliğin bozulması nasıl oluyor? Biz aslında Yahudi örneğinden biliyoruz. Eğer bir kesim, büyük bir kesim kendini soyutlarsa toplumdan, bir getto oluşturursa ve bu getto olmasını başka oluşuna dayandırırsa, toplumu tekfir ederse, o zaman ulus devlet, modern devlet diyor ki burada birliğimizi bozucu bir şey var. Bundan dolayı da biz müdahale eder. Yani modern devlet tehditte ve birliğin bozulmasında
kendi müdahalesini meşru görüyor. Ve ondan dolayı Barneveld'deki Protestan kilisesine müdahale etmiyor. Ben diyor nötrüm diyor. Ve mesela bir camiye, Selefi camilerine ya da Ortodoks okullara, mesela Cornelius Haak Liseyime müdahale etmeyi meşru görüyor. Çünkü altında tehdit var ve toplumsal birliği bozma var yani. Öylece anlamış oluyoruz. Bunu yaparken dediğim gibi bunun dayandığı zemin aslında anlamama, bilmeme. Mesela Hollanda'nın belediyelerini esas alalım. Belediyelerde çalışan memurların ekserisi yerleşik, beyaz insanlar yani. Bunların 60'lı yıllardan itibaren dini bir eğitimleri yok, bir okula gitmemişler, kiliseyle muhatap olmamışlar, camiyle muhatap olmamışlar ama dolayısıyla bunların hiçbir donanımı yok. Aynısı benim kanaatime göre bakanlıklar için de geçerli, ENSTEF için de geçerli, AİFE için de geçerli. Bütün devletin kolluk güçlerinde de bu anlamda profesyonel bir bilgi yok. Yani vakayı, olan olayı tartıp enine boyuna analiz edip sonra da onu bir politikaya dönüştürecek o bilgi din sosyolojisi üzerinden olsun, ister ilahiyattan olsun. Bu bilgi yok. Bu bilgi olmayışın işte münferit olay ve onun üzerinden ortaya çıkan o gerilim ve gerilime tepki göstermek durumunda kalan politikacılar ve devlet kurumları kalıyor. O muhakkak şimdiki gibi tepki gösterir. Başka türlü tepki gösteremez. Evet, Rütü biraz o modern toplumun asimile gücünü ya da o çok ileri olmasının ikna ediciliğinde biraz hayal kırıklığı var. Evet, bizi bu toplum, biz Anadolu insan olarak buraya geldik. Aslında burada kalma niyetimiz iyice var idi. Buraya kök salacaktık. Ama bu toplum bize kendi medeniyetini, kendi kültürünü, o çok ileri olan o kültürün propagandasını yapamadı, bizi ikna edemedi ve biz ona bağlı olarak da kenara çekildik, onları reddettik. Senin olsun dedik o kültürünüz neyse artık, istemiyorum onu dedik. Ve bu yeni bir durum. Evet, ona bağlı olarak da mesela Ahmet Markuş'ta, diğer mesela İşçi Partisi'nde de böyle bir söylem var. Sosyalist Parti'de de böyle bir söylem var. Hristiyan Demokratlar'da da böyle bir söylem var. Ya bu insanlara karşı yeni bir medeniyet hamlesi yapmamız lazım. Bunları medenileştirmemiz lazım. Çağrışı, söylemi var yani. Bu evet şu anda aktüel durum öyle. Peki hocam, bu gelecek adına sizce neyin habercisi yani? Bu mesela ben buraya birkaç not aldım. Mesela son birkaç yılda yapılan tartışmalara baktığımız zaman özellikle mecliste işte ve medyada helal kesim, mesela okullar, camilerin finansı, aynı Karaköprü'den bahsettim. İşte gayri resmi din eğitimi, burka yasağı. Ne düşünüyorsunuz yani bu gibi tartışmalar ve daha önce bahsetmiş olduğunuz yani şöyle bir eğilim var dediniz. Dediniz ki biz bunları medenileştirmemiz lazım. Çünkü bunlar buraya uyum sağlayamıyorlar. Peki bu tartışmalar sizce gelecek adına neyin habercisidir? Ya benim kanaatime göre bu tartışmalar aslında uyum sürecinin çatışma alanları. Şimdi biz aslında uyum sürecini yaşıyoruz. Tabii ki biz dinimizi reform etmeyiz. Tabii ki biz kültürümüzü durup dururken terk etmeyiz. Dilimizi durup dururken terk etmeyiz. Türkçe bizim için önemli bir dil. İslam bizim için önemli bir kaynak. Hanefi mezhebine tutarız. Sünni kalmayı sürdürürüz. Yani ayak direriz tabii ki. Ama içinde bulunduğumuz topluma
uyum sağlamak, kök salmak, bu gibi şeyleri yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılmakta. İşte bu zorunlu olmak ve o değerleri önemsemek bizi ikileme sokuyor. Bir taraftan bizim burayı terk etme niyetimiz yok. Ama buraya kalma, buraya kök salma kararımız var. Bu kök salmanın sonuçları eğer dinimizi reform etmekse buna direncimiz de var yani. Şimdi ama biz bu süreci de yaşıyoruz. Bu ikilem işte ikilem içerisinde biz bu gerilimleri hem kendi aramızda yaşıyoruz, hem de bireysel yaşıyoruz, hem de yerleşik toplumla yaşıyoruz. Nereye gider bu? Evet, bu yeni bir denge bulmamızın süreci. Bir nesil, şimdi yeni nesil geldi. Yeni nesil mesela İslami pratiği bize nazaran, birinci nesle nazaran farklı. Farklı vurguları var, farklı anlayışları var. Bunu da ifade ediyorlar çok rahat bir şekilde. Ama ondan sonraki gelen üçüncü nesil, dördüncü neslin dini pratiği daha farklı olacağını öngörmek hiç de zor değil yani. Çünkü yaşadığımız hakim kültür, hakim toplum çok güçlü, ikna edici ve işlevsel. Yani evet, sen dönüşürsen, bu topluma bir adım atarsan, bu toplum o senin adımını fark etmekte, onu takdir etmekte ve ona dayalı olarak sana toplumda onure bir konum vermekte. Dolayısıyla dönüşmeyi bu toplum cazip hale getirmekte gittikçe. Şimdi biz bu süreci yaşadığımızda nereye varıyoruz? İşte gelenek olarak da, yani İslam gelen bir kaynak olarak da, söylem olarak da, İslam bir kurumsal bir yapı olarak da, cami, İslam ilkokulları, SYMO falan, bireysel olarak da biz aslında bizim varacağımız yer Hollanda'da Katolikler ve Protestanlar, o sekülerleşmiş toplumda hangi yere sahipler? Hangi köşe onlara ayrılmış? Bizim varacağımız yerde işte Hristiyanlar ve Yahudilerin şu andaki bulundukları köşenin yanında yani. Evet. Biz de oraya varacağız ve biz oraya varma sürecini yaşıyoruz. Evet, bu süreçte ikilemle beraber gidiyor. Gerilimle yan yana gidiyor. Bu hep böyle oldu üstelik. Ve biz şu anda onun o gerilimi en azami düzeyde yaşıyoruz. Şimdi çok keskin yani. Evet hocam. Ama biraz sonra azalacak. Evet. Yani aslında çok güzel bir noktaya da değindiniz. Yani yeni denge bulma sürecinde olduğunu söylüyorsunuz. Bence bize ayrılan vakit de zaten sona erdi. Başka zaman isterseniz buradan devam edebiliriz. Yani buradan da yepyeni Evet, bir tabii o farklı programlarda dengeyi de çıkar. güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde tartışabiliriz. Yani onun pratikte nasıl ortaya çıktığı ve Müslümandan kendi geleneklerinde o dengeyi bulma mekanizmaları, dinamikleri ne? Evet, onu şey etmek, onu tartışmak, oldukça ilginç gelir gibime geliyor. Evet, kesinlikle hocam. Ben çok teşekkür ederim. Kendi adıma çok faydalandım. Umarım seyircilerimiz adına da öyledir. Yani ben öyle inanıyorum. Bu vesileyle hocam ilk programı bitirmiş olduk. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Ben de faydalı olduğunu ümit ediyorum. Evet hocam, çok sağ Görüşmek olun. İyi üzere. günler dilerim. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere.